Herkese selamlar dostlar. Eğer her şey sizin gibi giderse bu videoyu Cyberpunk 2077'ye çıkmadan bir gün önce izleyeceksiniz. Hatta eğer bu videoyu ayın 9'unda attıysa bu demektir ki konsol oyuncuları için bu gece 12'de oyun oynanabilir olacak. Bilgisayar kullanıcıları için ise gece 3'te açılacak. Bu arada bu kısmı sonradan ekliyorum. Videoda bahsetmeyi unutmuşum. Açıklama kısmında Discord sunucumuz bulunmakta. Bugün gece 12'de arkadaşım oyunu konsoldan oynadığı için direkt girebilecek. Discord'da yayın yapacak. Birlikte karakterini falan yapacağız. İsterseniz siz de gelebilirsiniz. Efendim, bu videoda oyunu oynamadan önceki son düşüncelerimi, beklentilerimi, bildiğiniz gibi oyunla alakalı incelemeler yayınlandı. Onlardan konuşacağım. Çok uzun bir video olacağını zannetmiyorum. Göreceğiz bakalım. Neyse, konuya gelecek olursam oyunun Metacritic notu bu videoyu çektiğim tarihte 91'di. Henüz incelemelerini yayınlamamış basınlar var. Onlar da yayınladıktan sonra bu puan düşebilir de artabilir. Bunu hep beraber göreceğiz. Bence 90 veya üzeri bile çok çok büyük puanlar olsa bile eminim ki 90 için üzülen bir kesim kesinlikle vardır. Oyun aşırı hype'li bir durumda. Neyse ki bu incelemeler az da olsa hype'i indirdi mi acaba? Ama ona rağmen asıl olay bence oyun çıktıktan sonra yaşanacak. Bana sorarsanız Last of Us 2 kadar büyük bir olay olacağını zannetmiyorum. Ama kimileri gidip oyuna minik bir şeyden dolayı 0 verecek veya kimileri gidip sırf fanboy olduklarından 100 verecekler. Bunlar yaşanacak ya, hep beraber göreceğiz. Çok büyük bir kargaşa ortamı olacak. Birbirine sövenler olacak. CD Projekt Red'e sövenler olacak. Kardeşim sen git Pippin'le oyna diyenler olacak. Oho, bunlar bence kesin yaşanacak ya. Ama burada bence suç biraz da CD Projekt Red'te. Çünkü adamlar daha fazla satsın diye oyunu öyle bir pazarlıyorlardı ki. Önceki bir videomda da anlatmışım zaten. Burada gene anlatayım. Belki ilk defa kanalda gelenler vardır. Sizlere de hoş geldiniz bu arada. Neyse işte oyunu cidden sanki GTA 6'ymışçasına pazarladılar. İşte aksiyon sahneleri, paralar, armutlar, arabalar falan havalarda uçuşuyor. Herkes gereksiz fazla gaza gelmesi, özellikle oyunları takip etmeyen kitlenin gaza gelmesi çok normal bence. Genel incelemelere bakacak olursak zaten bu oyunun aksiyonunun çok da iyi olmayacağını söyleyen de var, iyi olacağını söyleyen de var. O yüzden bu oyunda aksiyon, hadi aksiyon demeyeyim de kombat, vuruş hissi gibi şeyler çok fazla beklemeyin derim. Yani bunu şu yüzden diyorum. Oyunu sonuçta ben de oynamadım. Bilemem iyi mi kötü mü. Ama oynayanlar çok da bir olayı yok diyorlar. En azından kombat anlamında biraz daha az beklentiyle girin oyunu bence. Çünkü kombatta hoşunuza giden bir şey olursa en azından daha fazla eğlenirsiniz diye tahmin ediyorum. Bir de oyunun en çok eleştirilen kısımlarından bir tanesi oyundaki bug'lar. Oyunda bayağı hem de bayağı fazla glitch bug falan varmış. Ki bu normal geliyor bana. Oyun o kadar dolu ki oynanış çeşitliliği olsun, hikayede yaptığımız seçimlerin yarattığı değişiklikler olsun. Ondan dolayı ben de tahmin ediyorum zaten çok bug'lı olacağını. E tabi bir de şu var. Bu bug dolu yorumlar Day One patch olmadan önceki versiyonu için. Eminim bu bug'ların hepsi değil tabii ki de. Ama büyük bir kısmını patch'le beraber düzeltmişlerdir diye tahmin ediyorum. En azından ben öyle ümit etmek istiyorum. Oyundan bizi koparacak türden bug'lar, çökmeler gibi şeyler olmadığı sürece arada sırada komik bir bug görmek bana koymaz açıkçası. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir de bu patch sanırsam aşırı büyük olacak. Yani şu anda oyunu indirebiliyorsunuz ya. Sanırsam 57 GB falan. Ha işte 50 GB daha ekleyin onun üzerine. Sadece Day One patch için. Bir de oyunun, ya oyunun değil de ana senaryonun çok kısa olduğunu şikayet edenler gördüm. Sanırsam 20 saatte mi 25 saatte mi ne ana senaryo bitiyormuş. Yani bence okey ya. Oyunda yapılabilecek tonla yan görev tarzı şeyler olduğundan yavaş yavaş oynayanlar istediklerini alacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer oyunun her şeyini göreyim %100 bitireyim derseniz bu süre çok daha fazla olacaktır. Bir de şöyle düşünüyorum, yani 20-25 saat dolu dolu bir hikaye görmek isterim ben. Bunu 50 saate falan uzatıp sırf daha uzun olsun diye apta apta görevler koymamış diye tahmin ediyorum. O yüzden mutluyum yani. Benim oyundan beklentilerime gelecek olursak, abi ben oyunda cidden çok iyi diyaloglar ve diyaloglara vereceğim cidden etki eden konuşma seçenekleri, iyi bir senaryo ve sevilesi karakterler istiyorum. Benim için cidden oyunun kombat kısmı o kadar da önemli değil. Ya, tabii ki şey istiyorum ama oynanış eşitliği açısından çok iyi olsun. Düşmanlara nasıl yaklaşmam gerektiğini bana bıraksın. Taktiksel yaklaşım istersem gizlice gideyim. Vura kura gitmek istersem pataküte dalayım. Ve en önemlisi, istersem sadece konuşarak hiç kavga dövüşe girmeden ayrılayım. Bana bu özgürlüğü ve çeşitliliği sağlarsalar eğer, cidden düşmanlar mermi süngeriymiş, pompalıyla tek atamıyormuşum falan çok takmam yani. Bu arada araba sürüşlerinden bahsetmedim, ondan da bahsetmem gerekirse. Yani iyi olsun yeter ya, çok aşırı güzel bir şey beklemiyorum. Ama iyi olsun yeter yani. Bir de geçtiğimiz günlerde leaklenmiş görüntü gördüm. Ya bu arada merak etmeyin, spoiler görmedim. Spoiler içerikli bir şey söylemeyeceğim. Ama orada gördüğüm kadarıyla araba kısımları bana güzel geldi ya. Ya çok oha dedirtecek bir yanı yok ama iyi, tamam, güzel dedirtti bana yani. En çok beklediğim şeyi ise sona bıraktım. Ben bu oyundan cidden yaşayan bir dünya istiyorum ya. Cidden bunu çok istiyorum.
düşünüyorum işte. Ve bunu verebileceklerini düşünüyordum bir gün öncesine kadar. Ya bunu cidden sizlere de sormak istiyorum aslında, siz ne düşünüyorsunuz? İlgilenmiş videoyu izledim ya ben. Abi orada yaşayanı geçtim, dünya falan yok ya. Resmen bir iki tane NPC var etrafta, sadece yürüyorlar, araba bile yoktu ya neredeyse. Cidden bu duruma çok üzüldüm. Oyunu bekleme sebeplerimden en büyüğü buydu neredeyse. Ben oyuna girip o dünyada kaybolmak, yaşayan atmosferde varlığımı hissetmek istiyordum. Hiçbir görev yapmadan sadece etrafta dolaşmak, sanki turistik gezi yaparmış gibi insanların arasından foto modda SS'ler almak istiyordum. Yani şurada bir ikileme düştüm ama. Şimdi bu incelemeler falan geldi ya. Kimi izlesem oyundaki NPC'lerden falan bahsetmiyorlar ya. Şaka gibi o kadar video izliyorum veya inceleme okuyorum. Hiçbiri adam akıllı bu popülasyon çokluğundan bahsetmiyor. Videonun sonuna doğru veya en başında sadece 1-2 dakika bahsedip kapıyorlar konuyu. Ama işin tuhaf yanı, popülasyon iyi diyorlar. Özellikle şehrin merkezinde çok fazla kişi vardı. Yürümekte bile zorlanıyordum diyenler var. Yani dedim oha ne diyorsunuz ya. Sonra şey aklıma geldi. Benim izlediğim League'deki sürüm oyunun 2 ay önceki çıkan versiyonuydu. Büyük ihtimalle daha rahat çalışmak için etraftaki NPC sayısını azaltmışlardı diye düşünüyorum. Hala da öyle düşünüyorum. Umarım NPC sayısı az değildir o videoda gördüğüm gibi. Çünkü cidden hiçbir incelemede etrafta insan yok aman haki diyen hiç kimseyi görmedim ben. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizin oyundan beklentileriniz neler, bilmek isterim cidden. Oyuna bu oyunun GTA 6 olmadığını bilerek girin yeter bence ya. Ya gene kesiyorum videoyu ama tam şu anda videoyu yaptığım sırada Cyberpunk 2077'nin launch trailer'ı geldi. İzledim ve şöyle bir sahne var abi. Burası şehrin merkezi ve evet bu trailer sonuçta bu kadar güzel gözükmeyebilir oyunun kendisinde. Ama hasiktir ya, işte benim aradığım yaşayan dünya bu ya. Vallahi bak gene gaza geldim ya. Bu oyun harbiden güzel olacak. Bence ilk çıktığında çok bug'lı olacak. Patch gelse bile çok bug'lı olacak. Ama ilerleyen aylarda gelen patchlerle bunu illaki düzeltecekler. Ve işte o zaman bu oyun bir klasik haline gelebilir. Bu arada eğer launch trailer'ı izlemen varsa hemen göstereyim. Test of a person's true value. Death. Facing. Staring it down. Johnny! I got you. Pressure's tanking! It's neurogenic shock. He's dying. V, you in there? Ah! My head. So what now? You find out what it is you need to do. A thing of beauty, I know. You've never backed down from anything in your life, even when you maybe should have. You go through Night City knowing a stray bullet could end you while hailing a cab. But that's never stopped you from taking action. You believe you cheated death. It is death that has cheated you. If you gotta kill, kill. If you gotta burn it all to the ground, then let it burn. Gentlemen, on the ground, angel, don't move! Out of my house, no! Would you rather live in peace as Mr. Nobody, or go down for all times in a blaze of glory? Son olarak şey demek istiyorum. Bu oyun çıkmadan önce atacağım son video. Oyun çıktıktan sonra ilk izlenimlerimi paylaştığım bir video atabilirim. Veya sonrasında inceleme gibi ya da komik anlar gibi videolar çıkartabilirim. Fakat haftada bir video falan gelir diye tahmin ediyorum. Malum 12. sınıfa gidiyorum ve derslere de önem vermem gerekiyor. Ondan dolayı haftada bir video falan gelir diye tahmin ediyorum. Tabii siz de o videolardan haberdar olmak istiyorsanız şu şeyi, meşale, zil, çan... Neyse işte onu açabilirsiniz. Son 2-3 haftada gerçekten beklemediğim bir şekilde kanal yükselişe geçti. Destekleyen herkese ve en önemlisi Pofçu ailesine katılan herkese çok teşekkür ederim. Neyse ben kaçıyorum. Ha bir de şey soracağım. İlerleyen zamanlarda ne tür videolar atmamı istersiniz? Onları da belirtirseniz yorumlarda çok minnettar kalırım. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
the city thought.